5. sınıf Türkçe 2. tema değerlendirme soruları Saras Körfezi metninin cevaplarını birlikte yapalım. Öncelikle birinci sorudan başladığımızda yazar anlattığı günü nasıl tasvir etmiştir diye bir soru sormuş bize. Yazara göre o gün çok güzel ve neşeli bir gündü. Yeşeren yapraklarda, tüten topraklarda, tepelerde ve eteklerde boy veren otlarda aralarında serpilmiş çiçeklerde bahar gülüyordu adeta şeklinde yazabiliriz. Bir diğer sorumuz, Hamilton ve kurmay heyeti kıyıları niçin inceliyor olabilirler? Haberleşme, hendek, siper ve benzeri savunma sistemlerini öğrenebilmek için. Emir subayı ile Esat Paşa Queen Elizabeth'i niçin ihtişamlı buluyor olabilirler? O güne kadar emsali görülmemiş bir gemi gördükleri için. Çünkü hiç öyle bir şey görmemişler. O yüzden ihtişamlı buluyorlar. Biz de görmediğimiz bir uçak veya başka bir şey gördüğümüz zaman hayretle bakarız diye düşünüyorum. Dördüncü sorumuz. Esat Paşa savaşın bir ilim olduğuna karşı çıkmıyor. Ancak bunu yetersiz buluyor. Niçin? Esat Paşa'ya göre davetsiz misafirler savaşın asıl gıdasını ilkel kabul ediyorlardı. Bu yüzden yetersiz buluyorlar. Esat Paşa'ya göre savaşın asıl gıdası nedir? Asıl gıdası kahramanlık ve vatan sevgisidir. Bu şekilde cevaplayabiliriz. Burada biraz bekleyeceğim. Metindeki altı çizili söz öbeğinin cümleye olan katkısını açıklayınız demiş. Boy vermek deyimi cümleye büyüme anlamı katmıştır. Büyümek anlamı katmıştır. Şuradaki E fazla. Yedinci sorumuz. Kahramanlık. Vatan sevgisi gibi duygulara sahip olmayan biri savaşabilir mi? Neden? Vatan sevgisi ve sorumluluğu olmayanlar savaşamaz. Çünkü bir şeyleri koruma ihtiyacı duymaz. Sekiz, savaş dünya barışını nasıl etkiler açıklayınız. Savaş dünya barışını tehlikeye düşürür. Savaşın olduğu yerde barıştan söz edilemez. Savaş varsa da dünya barışı olmaz yani tamamen zıt kelimeler bunlar birbirine. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz demiş. Verilen boşlukları bu cümlelere göre
doldurunuz demiş. Dedesi ormandaki çam ağaçları gibi kokuyordu. Bir benzetme var. Dedesinin kokusu çam ağaçlarının kokusuna benzetilmiş. Yağmur yağarsa yola çıkamayız. Koşul cümlesi 2. Dünya kadar işim var, abartma var burada. Dünya kadar, dünya çok büyük bir yer ve abartmış işini bu şekilde numaralandırabiliriz. C'de ise boşlukları doldurunuz demiş. Rüzgar ne demiş? Altı çizili kelimenin eş anlamlısı yeldir. Yüzünde acı bir tebessüm belirdi cümlesinde kelimesi eş seslidir. Yüz kelimesi eş sesli. Yüzmek var. Sayı olan yüz var. Deriyi yüzmek var. Var da var. Cümlesinde eş anlamlıdır. Saldırı, taarruz. İkileme anlamı anlamlı kelimelerden oluşmuştur. Aşağı yukarı. Zıt. İkileme zıt anlamlı kelimelerden oluşmuştur. Ç'de ise aşağıdaki cümlelerde abartma anlamı olanlara A, koşul anlamı olanlara K, benzetme anlamı olanlara B yazınız demiş. Baktığımız zaman mutfakta dağ kadar dediği zaman kesinlikle abartma. Zamanında evden çıksaydın şimdi otobüsü kaçırmazdın. Koşul. Fırtınalı bu gecede bir deniz feneri gibi benzetme. İstediği olmadığı için yine kıyameti yani çok abartmış kıyamet. Abartma var. Bizim vatanımız bir cennet. Çocuklar benzetme vatan cennete benzetilmiş. Babam erken gelirse ödevlerimi birlikte yapacağız. Koşul erken gelmesi babasının. İnsan bir ormandır derdi annem. İnsanı bir ormana benzetmiş. Benzetme vardır. Soru işareti yanlış kullanılmıştır. Gel deseydim sen de gelir miydin? Doğru. Bahar geldi mi içim neşeyle dolar. Yani bahar geldiği zaman içim neşeyle dolar diyor. Soru sormuyor. 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki noktanın kullanımında yanlışlık yapılmıştır? Aslı merakla sordu iki nokta. Bizim bahçede şu ağaçlar var. Doğru. Dedem bize hep şöyle seslenirdi kuzularım. Erkenden uyandı. Kuşların cıvıltılarını dinledi nokta olacak yanlış. Büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır. Ankara Kalesi doğru. Serkan Bey doğru. Anneler gününde anneme güzel bir hediyem olacak. Yanlış. Büyük harfle yazılması gerekirdi. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartma vardır? Mor Menekşe hüzünlü şarkılar söylerdi. Ev fırın gibi yanıyor. Çok sıcak demek istiyor ama abartıyor. Fırın çok fazla sıcaktır. Evin içini yakabilir zaten. Fırın kadar sıcak olması imkansızdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde insan dışı bir varlık insana ait özellikler kazanmıştır? Bir sarmaşık uyanıyordu uykusundan. Sarmaşık uyanmaz. İnsana ait bir özelliktir uyanmak. A seçeneği doğru olan seçenek.